Değerli arkadaşlar, yine ne yazık ki eksik bir grup toplantısındayız. Biraz önce oturumu açan arkadaşımızın ifade ettiği gibi eş başkanlarımız, grup yöneticilerimiz, milletvekillerimiz aramızda yoklar. 60 gün geçti ve bu geçen 60 güne rağmen ne yazık ki ne siyasi iktidarın bu konuda parlamento başkanının bu konuda ciddi net bir tavrı var, ne de yaptığımız başvuruya rağmen Anayasa Mahkemesi'nin daha önce aldığı kararı hatırlamaya niyeti var. Elbette bu ayıp devam ettikçe biz de bunu hatırlatmaya, bununla yüzleştirmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye artık olağanlaşan, rutinleşen, sıradanlaşan acılardan birini daha yeni yıla girerken ilk saatlerde yaşadı. Elbette biz bu sorun kınamayla, lanetlemeyle bitmez dediğimizde, sorun çözmeye kınama yetmez dediğimizde tepki gösteren partilerin daha ilk gün bu olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra yaptıkları açıklamada kınamanın yetmeyeceğini ifade etmiş olmaları elbette sevindirici. Siyasetin sorumluluğunun kınamaktan, lanetlemekten öte bir inisiyatif almayı, risk almayı, sorumluluk almayı gerektirdiğini siyasi partilerin, diğer siyasi partilerin de idrak etmiş olması, görmüş olması sevindirici. Ama konuyu tarihsel arka planıyla, bölgesel gelişmeler boyutuyla birlikte ele almadığınız takdirde işin sadece polisiye tedbirler boyutuna odaklanırsınız. Sadece tartışmayı orada sürdürmek zorunda kalırsınız. Eğer vakanın bölgesel politikalarda Türkiye'nin payı kısmını es geçerseniz, görmezlikten gelirseniz sadece sonuçlarını tartışmak zorunda kalırsınız. Ben izninizle hem hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar dilerken biraz konunun tarihsel arka planıyla ilgili, özellikle Türkiye'nin Suriye politikasının ortaya çıkarttığı tabloyla ilgili kısa bir kronolojiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, meşhur sözdür: düştüğünüz yere değil, sendelediğiniz yere bakarak ancak yanlışınızı anlarsınız. Yanlışınızla ilgili bir düzeltme iradesi geliştirecekseniz, sendelediğiniz yere odaklanırsınız. Türkiye 2011 yılında Libya'daki cihatçıların, Libya'daki savaşçıların İskenderun limanından, Hatay'dan Suriye'ye nakilleriyle birlikte aslında son saldırının taşlarını 5 yıl önce kendi elleriyle döşemeye başladı. Mülteci kamplarının aslında sadece insani boyutuyla değil ama yapıldıkları yerler itibariyle de Suriye'ye müdahil olma, Suriye Savaşı'nda taraf olma ile ilgili bir tercihe dayandığını hem bu konunun uzmanları, sivil toplum örgütleri hem biz defalarca söyledik ama ciddiye almadınız, dikkate almadınız. Tek tek Türkiye ile ilgili Birleşmiş Milletler'e sunulan raporları anmaya, hatırlatmaya süremiz yetmez ama şimdi iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz Rusya'nın ve yeniden masaya oturmaya çalıştığımız Suriye'nin Türkiye ile ilgili Birleşmiş Milletler'e sunduğu vakaların Türkiye'nin ilişkili olduğu iddiasıyla, Türkiye'nin suçu, sorumluluğu, payı olduğu iddiasıyla Birleşmiş Milletler'e taşıdığı konuların sadece isimlerini sayarak geçeceğim. Mesela Rusya'nın Birleşmiş Milletler'e sunduğu bir Tatar köyü iddiası var. Eskişehir'deki bir kampla ilgili. Kocaeli'nin farklı ilçelerinde hem Kafkasya'dan gelenlerin toplandığı, hem eğitildiği, hem de Suriye'ye gidişlerinin koordine edildiğine dair çok ciddi iddialar var.
Yine 120 polisin boğazı kesilerek Asi Nehri'ne atılmasıyla aslında Suriye Savaşı başladı. Suriye'de kaos, çatışma başladı diye kabul ediliyor. Bu olayın faillerinin Türkiye'den geldikleri ve Türkiye'ye döndüklerine dair Suriye'nin çok ciddi iddiaları var. 2013'te Laskiye'de bir Alevi köyünde 190 kişinin katledilişinde yine Türkiye'den gidenlerin, Türkiye'de kalan, Türkiye'de yaşayan ama Suriye'de savaşa gidenlerin dahili olduğuna dair Birleşmiş Milletler'e sunulmuş iddialar var. 2014'te Kesep'te Türkiye sınırındaki çoğunluğu Ermenilerin yaşadığı bir köydeki katliamın yine Türkiye'den gidenler tarafından, Türkiye'de kalıp oraya gidip savaşanlar tarafından bu katliamın gerçekleştirildiğine dair iddialar var. Karakuşak taburu var, cihat otobanları var. Velhasıl Türkiye'nin Musul'da konsolosu ve dışişleri personelini nasıl kurtardığına dair, hangi pazarlığı yaptığı, kaç IŞİD'liyi serbest bıraktığına dair çok ciddi iddialar var. Ve son olarak da gayet net hatırlayacağız. Halep'le ilgili Rusya'nın Türkiye'den ricası var ve bu rica karşısında Cumhurbaşkanı'nın konuyu tarif ediş biçimi var. Şimdi bütün bu fotoğraf içerisinde hadi bunlar eski düşmanlarımız tırnak içerisinde Rusya ve Suriye'nin iddiaları olarak bir tarafa itelim. Tam da Türkiye'yi övmek için, Türkiye'nin Suriye politikasının doğru olduğunu ifade etmek için paylaşılmış sözler var. El Cezire'de Doha Uluslararası İlişkiler Forum Direktörü Muhammed Hamid Ahmari'nin sözleri değerli arkadaşlar. Diyor ki bazı Arap ülkeleri Türkiye'yi çekemiyorlar. Türkiye'nin Suriye Savaşı'ndaki üstlendiği rolü, bunun ne kadar değerli bir rol olduğunu hazmedemiyorlar, kıskanıyorlar. Ve cihadın merkezinin Türkiye'den Ürdün'e taşınmasını istiyorlar. Ürdün'de de oldukça fazla mülteci var. Evet, Ürdün bu açıdan coğrafi olarak, etnik olarak daha avantajlı gözükebilir. Ama Türkiye'nin katkısı hiçbir ülkeyle kıyaslanmaz. Öyle büyük bir katkı ki diyor, Gaziantep'te oteller, kahvehaneler Suriye cihadının yönetim merkezi haline gelmişler. Şimdi sizi övmek için de, sizi köşeye sıkıştırmak için de söylenen sözlerin toplamından sizin Suriye politikanızın, Suriye'deki işlediğiniz fiillerin, ortağı olduğunuz suçların, Suudi Arabistan'ın vesayet savaşının, Körfez ülkelerinin para transferi sizin sınırlarınızı aşmanız ve buradan kadro devşirilmesine alet olmanızla ilgili gerçeği örtebilir misiniz? Bunu ortadan kaldırabilir misiniz? Dolayısıyla eğer Türkiye'nin iç güvenliğiyle ilgili bir risk, bir tehlike varsa bunda Türkiye'nin kendi payıyla yüzleşmesi, kendi Suriye politikasıyla ilgili bir ciddi öz eleştiri yapması gayet tabii kaçınılmaz. Değerli arkadaşlar, çok yazıldı ama ben bir kez daha o karşılaştırmayı, o hatırlatmayı yapmak istiyorum. Türkiye'nin Pakistanlaşma riski. Nedir Pakistanlaşma dediğimiz şey? İlk adımı Ziyaülhak'ın kendinde gördüğü kerametle, güç vehmederek bölge ülkelerinde Pakistan'ın hegemonyasını artırmak. Afganistan'da, Özbekistan'da, İran'da velhasıl diğer komşu ülkeler üzerinde etkili, güçlü bir hegemonya kurmaya çalışmak. Sondaki adım ne değerli arkadaşlar? Kabil'de bir müdahil pozisyon oluşturmaya dair sembolik ifadeler kullanmak. Kabil'de namaz kılmak istediğini ifade etmek. Size bir şey hatırlatıyor galiba. Türkiye'nin Suriye ile ilgili heveslerinin aslında tıpkısı iz düşümü değerlendirmeler bunlar. Yine Afgan mültecilerin sayısı Pakistan'da 3 milyona yaklaşıyor o dönemde. Şimdi de tam Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısına yakın bir rakam. Bu mültecilerin Pakistan'da eğitim görmesi, lojistik desteklerinin tamamlanması ve sürekli biçimde Afgan savaşında Pakistan'ın etkili olması, söz sahibi olmasının aracı olarak bu mültecilerin görülmesi. Yani bir cihat otobanının da bu anlamda Pakistan'la Afganistan arasında hayata geçirilmesi.
Yine değerli arkadaşlar, bir başka aşama Pakistanlaşmada Keşmir sorununun çözümünde Afgan mücahitlerin, Pakistan'da yaşayan Afgan cihadistlerin kullanılması. Bu da tıpkı Kobani sorununun çözümünde, Rojava sorununun çözümünde Türkiye'deki bu gruplara verilen role benziyor. Ve en nihayet aslında manevralarımız da birbirine benziyor. 11 Eylül sonrasında bütün dünya El-Kaide'ye, Taliban'a karşı tepki ortaya koyunca da Pakistan manevra yapıyor. Ama tabii manevra yapma hızınızla 5 yıl boyunca yürüttüğünüz politikanın bedelini ödeme hızınız eş zamanlı gidiyor. Şimdi Türkiye'de yeni ittifakları dolayısıyla, yeni ilişkileri dolayısıyla Suriye'de manevra yapmaya çalışıyor. Geri adım atmaya, yeni uzlaşmalar aramaya başlıyor. Ama eski ittifakların bedeli, faturası kolayca bitmiyor, kolayca ortadan kalkmıyor. Nasıl 15 Temmuz bir kirli ittifakın bedeli olarak bu ülkeye, bu topraklara bombaların yağmasına, kurşunların sıkılmasına neden olduysa, Suriye'deki kirli ittifakın sonucu da Suruç'tur, Gar katliamıdır, Sultanahmet'tir ve nihayet yılbaşı gecesinde Türkiye'nin yaşadığı o utanç tablosudur. Çok yeni bir değerlendirme ama Türkiye'nin görmezlikten gelemeyeceği bir fotoğraf. Fırat Kalkanı operasyonunun Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi tarafından bilançosu çıkartılmış. 4 ayda hayatını kaybeden sivillerin sayısıyla ilgili iddia edilen rakam 281 değerli arkadaşlar. Tabii silahlı kuvvetlerin Türkiye'nin verdiği rakamların ne kadar inandırıcı, ne kadar gerçekçi olduğu konusu ayrı bir tartışma. Daha kendi askerlerinin nerede olduğunu, ne durumda olduğunu bilmeyen, bilgileri teyit edemeyen, açıklayamayan bir devlet bize her gün kaç IŞİD'liyi etkisiz hale getirdiklerini, kaç IŞİD'linin yaralı olduğuna dair rakamlar veriyorlar. Değerli arkadaşlar, kendi askerinizin durumundan haberiniz yokken, hadi IŞİD'li ölülerle ilgili tespit yapabiliyorsunuz, ölüleri ele geçirmişsiniz. Peki IŞİD'li yaralıların sayısını kimden, nasıl öğreniyorsunuz? Yaralıları hastanelere getirip tedavi ettiğiniz için mi bu kadar net rakamlar biliyorsunuz? Yoksa bizim bilmediğimiz başka bir şey mi var? Bu tablo, bu fotoğraf Suriye'de sergilenen politikanın bedelinin, faturasının çok daha ağır biçimde ödenmeye devam edeceğinin ne yazık ki çok açık bir sinyalidir, göstergesidir. Cumhurbaşkanı terörü kaynağında kurutmaktan bahsediyor. Değerli arkadaşlar, artık Türkiye Suriye politikasında sadece bir geçiş ülkesi değildir. Kendisi bir kaynak ülkedir. Yani Suriye savaşçılarının, Suriye'de savaşmak üzere yola çıkan gönüllülerin devşirildiği, ekonomik imkanların kendilerine servis edildiği, hatta davul zurnayla kendi mahallelerinden, köylerinden Suriye'ye savaşmak üzere gönderildiği bir ülkedir. Şimdi siz kaynak ülke haline gelmişseniz, sizin ülkenizdeki şehirler, mahalleler IŞİD'e, Nusra'ya ya da bir süre sonra muhtemelen onları da terör örgütü listesinde anacaksınız. Özgür Suriye ordusu çatısı altındaki Ahrar-ı Şam, Nurettin Zengi Tugayları gibi gruplara insanlar davul zurnayla savaşmaya gidiyorlarsa, katılıyorlarsa hangi kaynağı nerede kurutmaktan bahsediyorsunuz? Elbap'ta bulunduğunuzda sorunu orada çözmüş olacağınızı mı düşünüyorsunuz? Peki Konya'dan katılanlar ne olacak? Adıyaman'dan katılanlar ne olacak? Hacı Bayram ne olacak? İstanbul'daki mahallelerde bu işlerin kotarıldığını, devşirildiğini yabancı gazetelerden ancak okuyabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Peki bunu nasıl örteceksiniz? Bunu nasıl saklayacaksınız? Değerli arkadaşlar, son saldırıyla ilgili yapılan çok sayıda vahim açıklama var. Ama bazıları var ki herhangi bir kişinin yorumu, değerlendirmesi olmanın ötesinde anlam ifade ediyor. Cumhurbaşkanının meşhur danışmanı
Diyor ki bu saldırının arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi bir başka danışman isim vermeden o da diğeri kadar şöhretli. Diyor ki saldırının arkasında bazı ülkeler var. Şimdi eğer bir bildiğiniz varsa bunu niye söylemiyorsunuz? Yok söylemeye cesaretiniz yoksa niye bu milleti 30 yıldır arkasında şu var, arkasında bu var diye kandırıyorsunuz, oyalıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, elbette bir ülkeye yönelik saldırıların arkasında başka devletler, başka ülkeler, başka ülkelerin istihbarat örgütleri ya da onların kullandığı taşeron örgütler olabilir. Ama siz kendinizle ilgili sorunu hem dış politika boyutuyla hem güvenlik politikası boyutuyla çözmeye niyet etmemişseniz, bunun cesaretini, bunun kararlılığını ortaya koymuyorsanız, böyle dışarıda adres göstererek falan hiçbir sorunu çözmeye güç yetiremezsiniz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin elbette dış politikasından kaynaklı bu yaşadığımız acı tabloyla ilgili söylenecek çok söz var. Ama bizatihi güvenlik politikasının kendisi de sorun üreten ve sorunları derinleştiren işlev görmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı yurt dışında saldırılar olduğunda sizin istihbarat örgütleriniz ne işe yarar diye soruyor. Şimdi size dönüp aynı şeyi sormazlar mı? Polisiniz Ankara'da bir ülkenin, hem de yeni ilişki içerisine girmeye çalıştığınız bir ülkenin büyükelçisini öldürüyor ve orada bu polisin sağ ele geçirilmesini bile sağlayamıyorsunuz ya da sağlamıyorsunuz. Kişi yaralanıyor, ayaklarından vuruluyor, yayın yasağı dolayısıyla kamuoyu bunu öğrenemiyor ama yaralı ve yerde olduğu halde iki gerekçe resmi olarak dillendirildiği için söylüyorum, güya büyükelçi bir an önce kurtarılsın diye ya da canlı boğulma ihtimali dolayısıyla orada infaz ediliyor. Şimdi son saldırılardan birisinin faili orada bizzat kendi meslektaşları tarafından infaz edilerek neredeyse deliller tümüyle ortadan kaldırılıyor. Diğerinde de bir kişi güya 18 bin polisten 25 bin polise yılbaşı gecesinde koruma tedbirleri artırılmasına rağmen Rayna'ya bir polis düşmüş olacak ki bir kişi içeri giriyor, tarıyor, onlarca insanı katlediyor, yüzün üzerinde yaralı bırakıp sonra da çekip gidebiliyor. Eğer Taksim'de selfie yapmasaydı muhtemelen resimlerine ulaşma imkanı da olmayacaktı. Değerli arkadaşlar, bu tablo, bu fotoğraf bir güvenlik zaafı olduğunu göstermeye yetmiyor mu? Hadi başka kurguları, başka analizleri, başka komplo teorilerini bir tarafa bırakalım. Bir güvenlik zaafı bile olması, varlığı tartışmaya açılmaz mı bu tablo karşısında? Çok şey var söylenecek ama güvenlik politikalarıyla ilgili şüphesiz belki yine düştüğümüz yere odaklı olarak biz daha çok topluma yönelik mesajımızı vermemiz gerekiyor. Eğer Suruç'taki acıyı Türkiye hissedebilseydi, Gar'daki acıyı hissedebilseydi, 7 Haziran öncesinde Diyarbakır mitingimize yapılan saldırıyı devlet, hükümet ciddiye alsaydı ve gerekli tedbirleri geliştirmeyi başarsaydı, bugün toplumun başka kesimleri hedef olmazdı, başka kesimleri bu acıyı yaşamak zorunda kalmazlardı. Değerli arkadaşlar, hükümet temsilcilerinin ne yazık ki böyle acı olaylardan sonra mimiklerine, yüz hatlarına, sözlerine, sözlerinin sertliğine bile baktığınızda tam da Batı için kullandıkları çifte standardı çok net okuyabiliyorsunuz, çok net görüyorsunuz. Roboski için ölü diyenler, Suruç için ölü diyenler sadece şehitliği bazılarına layık görüyorlar. Ama ister hayatını kaybedenlerin kimliklerine bakarak, inançlarına, yaşama biçimlerine, mezheplerine bakarak bu ikircikli tavrı sergiliyor olun,
İsterse faille ilgili, failin ilişki içinde olduğu dünya görüşüyle ilgili ya da örgütle ilgili tespitleriniz dolayısıyla bu ikircikli tavrı sergiliyor olun. Ne olursa olsun bu ikircikli tavrı terk etmedikçe, bu çifte standartlı tavrı terk etmedikçe Türkiye'ye huzur, barış ve güven gelmeyecek. Düşünün ki sadece son bir ay içerisinde değerli arkadaşlar neredeyse 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Elbap'takileri, sınır ötesindeki kayıpları hariç tutarak söylüyorum. Bir ülkede İçişleri Bakanlığı'nın en azından ülke içerisindeki yaşanan vakalarla ilgili istifa etmesi için, görevden alınması için nasıl bir zaaf olması gerekiyor? Kaç kişinin ölmesi gerekiyor ki İçişleri Bakanlığı'nın konumu, görevini hakkıyla yapıp yapmadığı, sorumluluklarını yerine getirip getirmediği ciddiyetle konuşulsun, ciddiyetle tartışılsın. Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanı bize laf yetiştirmekten işini yapamıyor. Bitlis'te hamaset, nutuk atıyor. Hamaset dolu sözleri içerisinde bizim milletvekillerimizin, siyasetçilerimizin üçüncü sınıf olduklarını söylüyor. Sen birinci sınıfsın. Bunu takdir ediyoruz. Çünkü hiçbir İçişleri Bakanı bu kadar kısa görev süresine bu kadar ölüm sığdıramaz. Bu kadar dernek kapatma sığdıramaz. Bu kadar gazetecinin gözaltına alınmasını sığdıramaz. Hiçbir İçişleri Bakanı, değerli arkadaşlar, bu kısa görev süresine bir parti bürosunun bu şekilde arama yapılması sabıkasını sığdıramaz. Bakın, Ceylanpınar'da ilçe binamız. Arkadaşlarımız paylaştı, ben bir kez daha gösteriyorum. Şimdi burada sizce kamu görevlileri hukuka bağlı, demokrasiye bağlı ve görevlerini mi yapıyorlar? Burada arama yapılıyor gibi bir görüntü var mı sizce? Bunun gibi onlarca büromuzda aynı manzara var. Kapıya bakın. Ceylanpınar ilçe binamızın kapısı. Polis içeri giren ve arama yapmış, binayı bu hale getirmiş değerli arkadaşlar. Şimdi eğer İçişleri Bakanı muhalefete laf yetiştirmeyi görev biliyorsa, kendi hakkı ve haddi biliyorsa gayet tabii o zaman ondan cesaret alanlar da ona göre pozisyon alacaktır. Ona göre Ankara'da Rus elçiyi öldüren polis olay yerinde infaz edilecektir. Ben buraya ölmeye geldim diyor ama polis intihar etmiyor. Oradakiler tarafından öldürülüyor. Bir kişi bir eğlence merkezine giriyor. Kapıda bir polis var. Önce onu sonra içeridekileri öldürüyor. Elini sallayarak çekip gidiyor. Ama milletvekillerimizi gözaltına almaya gelirken onlarca polis geliyor. Mutki'de değerli arkadaşlar, çok yeni olduğu için söylüyorum. Mutki'de 10 yaşındaki kızının gözünün önünde, onun gözyaşları içerisinde belediye başkanımızı yere yatırıp ters kelepçe yapıp götürüyorlar. İçişleri Bakanı bundan utanmıyorsa kim utanacak? Kim hesabını verecek bunu? Bu ayıp, bu utanç eğer sizin için koltuklardan daha değerliyse, o makam araçlarından, o saltanattan daha değerliyse, bunun hesabını vermeniz gereken önce kendi partinizdir. Kendi seçmeninizdir. Ama siz böyle davrandığınızda, siz böyle konuştuğunuzda, böyle yaklaştığınızda gayet tabii birileri de bundan cesaret alıyor, güç alıyor ve bir fazlasını yapıyorlar. Son günlerde sevindirici elbette ama nefret söylemiyle ilgili, toplumun kamplaşmasıyla ilgili hükümet bir takım tedbirler almaya karar vermiş. Ve dün akşam itibariyle bazı rakamlar açıkladılar. İşte şu kadar kişi sosyal medya hesapları takip ediliyor, şu kadarıyla ilgili işlem yapıldı diye. Değerli arkadaşlar, elbette her ülke dışarıdan, içeriden saldırıya uğrayabilir. Ama en tepeden, en yukarıdan nefret söylemi içeren mesajlar veriliyorsa o ülke derdine çare bulamaz. Hırsız içerideyse kapı kilitlemenin çaresi olmaz. Cumhurbaşkanının Berkin Elvan'ın annesini yuhalattığı bir ülkede Konya'daki taraftarların da Suruç için verdikleri tepki ya da Ankara Garı için verdikleri tepki ancak böyle olur. Dolayısıyla eğer nefret suçlarıyla yüzleşmek istiyorsanız, klavyenin başına geçip hedef gösteren herkesle ilgili bir duyarlılık göstermekle birlikte
ama önce kendi sözlerinize, kendi yaklaşımlarınıza, danışmanlarınızın her olaydan sonra attıkları mesajlara bir bakacaksınız. Size yakın medyanın, hükümet beslemesi gazetelerin, yayın yönetmenlerinin hedef gösteren mesajlarıyla da yüzleşeceksiniz. Bakın, olaydan sonra tabii çok vaka var, aktarılacak, paylaşılacak ama birisi ilginç. Yine havuz medyanın yayın organlarından birisi, yayın yönetmeni doğrudan hedef gösteriyor, suç duyurusunda bulunuyor ve Halk Evi üyelerinin bir kahvedeki laikliği savunan sözleri dolayısıyla emniyeti göreve çağırıyor. Anında Emniyet Müdürlüğü resmi hesabından gereğinin yapılacağını açıklıyor. Sonra bu şahıslar gözaltına alınıyorlar. Değerli arkadaşlar, sonra Emniyet Müdürlüğü ne yapıyor? Bu paylaşımını siliyor. Şimdi siz daha sosyal medya kullanım ciddiyeti konusunda İçişleri Bakanlığı olarak, Emniyet Müdürlüğü olarak böyle davranıyorsanız, size yakın gazeteciler, danışmanlar kime kızıyorlarsa, onun ismini afişe ediyorlarsa ve tutuklanacaklar listesi günler önce malum hesaplarda yayınlanıyorsa, biz bunu yargı bağımsızlığı diye mi okuyacağız, yoksa tesadüf olmuş? İşte ne tesadüfse, hangi milletvekilinin ne zaman gözaltına alınacağını, hangi gazetecilerin tutuklanma sırası bekleyeceğini, hangi akademisyenlerin görevine son verileceğini o hesaplardan takip etmek zorunda kalmışsak, bu ayıp kime ait? Bunun hesabını kimin vermesi gerekiyor? Peki bu hesapları yönetenler acaba bizim bilmediğimiz başka AKP yöneticileri, bakanlar, troller ve ikinci hesap kullananlar olmasın? Bu kadar ayrıntıya herhalde sokakta herhangi birisinin analizle, bilgiyle, haberle ulaşması izah edilemez. Değerli arkadaşlar, Türkiye Umut Vakfı'nın verdiği rakamlarla söylüyorum, bireysel silahlanmada dünya rekoru kırıyor. Bu rakamlar ancak iç savaş öncesi dönemlerde dünyada örneği bilinen rakamlar, kıyas yapılabilir rakamlar. %85'i ruhsatsız olmak üzere 20 milyon civarında silah olduğunu Umut Vakfı, bu konuda en uzman kuruluş, en duyarlı sivil toplum örgütü, kamuoyuyla paylaşıyor. Elbette bireysel silahlanma konusu çok uzun tartışma gerektiriyor ama bu konuda hükümet temsilcilerinin, hükümetin kritik görevlere getirdiği kimi danışmanların sözlerinde, verdikleri mesajlarda da aranması gerekiyor. Kürtler katledilsin diye tak açılıyor bu ülkede değerli arkadaşlar. Yaşasın IŞİD diye tak açılıyor. Şimdi soruyoruz, bu takları açanlarla ilgili, bu sosyal medya hesaplarını kullananlarla ilgili ve bunları paylaşanlarla ilgili şimdiye kadar yaptığınız kaç soruşturma var? Kaç takip var? Kaç kişi ceza aldı? Ama Ahmet Şık'ın paylaşımları dolayısıyla gayet hızlı hareket ediyorsunuz. Hem de o kadar hızlı hareket ediyorsunuz ki Ahmet Şık'ın 3 örgütün propagandasını yaptığına kendiniz inanıyorsunuz, milleti de inandırmaya çalışıyorsunuz. Bu söylediğiniz yalana, bu saçmalığa, bu zırvalığa dünya gülüyor. Çok isim var konuşulacak, burada anılacak ama Ahmet Şık'ı daha önce FETÖ'nün emniyeti yönettiği iddia edilen dönemde, FETÖ'nün yargıyı yönlendirdiği iddia edilen dönemde Ahmet Şık'ı tutuklayanları, gözaltına alanları, onu cezaevinde tutanları anlıyoruz. Peki 15 Temmuz başarılı olsaydı yine Ahmet Şık ve Ahmet Şık gibiler muhtemelen tutuklanırdı. Peki 15 Temmuz püskürtüldüyse, başarısızlığa uğratıldıysa Ahmet Şık'ın FETÖ'den yetmedi, 2 örgütün daha propagandasını yapmaktan gözaltına alınmasının, tutuklanmasının bir izahı olabilir mi? Değerli arkadaşlar, aslında nefret söylemini, nefret suçunu arayacağımız çok yer var ama birini almadan geçemeyeceğim. O da Noel, yılbaşı tartışmaları
ve bu tartışmalar sırasında kamuya açık yerlen açık yerlere asılan afişler ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi olarak tek elden hazırlayıp illere gönderdiği hutbe metnidir. Şimdi tabii bu konunun ehli uzmanları var. Çok tartışmaya girmek istemiyorum ama Müslümanların Hazreti İsa'nın doğum gününün kutlanmasından rahatsızlık duymasının nasıl bir izahı olabilir? Değerli arkadaşlar, bu ülkenin camilerinde her akşam Amener Resul okunuyor. Amener Resul'ünün verdiği mesaj sana ve senden önce indirilenlere inanırız mesajıdır. E şimdi Hazreti İsa'ya inanmayan Müslüman olmaz. Hazreti Musa'ya inanmayan, İbrahim'e, Adem'e inanmayan Müslüman olmaz. Ama siz dini savaş aracı gibi gördüğünüz için sanıyorsunuz ki bir taraf Muhammed'e inanacak, bir taraf İsa'ya, öbürü Musa'ya. Sonra siz kirli, pis iktidar savaşınızı din savaşı gibi, inanç savaşı gibi, peygamberler savaşı gibi sunmaya çalışacaksınız. Değerli arkadaşlar, eğer yılbaşı gecesi yaşanan katliamdan sonra yaptığı açıklamayı Diyanet İşleri Başkanlığı bu katliam olmadan önce cuma namazında herkesin yaşama biçimine saygı duymanın da tam da dinin eğer kalmışsa bir hoşgörü mesajının gereği olduğunu ifade edebilseydi o zaman alkış hak ederdi. Ama hani tam da uyduk imama mantığıyla Cumhurbaşkanı nasıl farklı yaşama biçimlerini hedef gösteren mesajlar veriyorsa, AKP temsilcileri nasıl bunun gereği konuşmalar yapıyorlar, açıklamalar yapıyorlarsa, Diyanet İşleri Başkanlığı da bu adete uymuş ve her zaman yaptığı gibi bu kutlamaların aslında dinle ilişkisi, çelişkisi üzerine mesajlar vermiş. Şimdi önce bir kurumun kendi çelişkili pozisyonuyla yüzleşmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, kumar dediğiniz şey bu ülkede eğer milli piyangoysa bu devlet eliyle oynanan bir şey. Devlet basıyor, devlet satıyor, parayı devlet kazanıyor. Eğer içki dediğiniz şey, alkol dediğiniz şey sizin için birinci derece tehditse, hırsızlıktan, insan öldürmekten, yalan söylemekten daha büyük bir tehditse bu ülkede tütün ve alkol piyasası ile ilgili bir üst kurul var. Bir hukuki statü var. AKP'li üyeleri var. Bol keseden maaşlar alıyorlar. E şimdi önce kendine söyle demezler mi? Önce kendi devletine alkol, kumarla ilgili nasihatta, tavsiyede bulun demezler mi? Değerli arkadaşlar, aslında bütün bu tablo, bütün bu fotoğraf şunu çok net biçimde gösteriyor. Türkiye tehlikeli bir sürece adım adım sürükleniyor. Şırnak'ta bir üniversite öğrencisi valiliğin verdiği rapor ve olay yeri raporu valiliğin yaptığı açıklamayla çelişiyor. Şeyh Muzuhur üniversite öğrencisi, belediye çalışanı, silah sesleri duyuluyor. Ölü bulunuyor, önü kesiliyor, katlediliyor. Buna insan hakları literatüründe yargısız infaz denir. Valilik açıklama yapıyor, diyor ki elinde el yapımı bomba düzeneği vardı. Bomba hazırlığı yapmıştı. Sonra olay yeri incelemesinde de yanında bir silahın bulunduğu iddia ediliyor. Şimdi onlarca kişi bir kişiyi sağ yakalayamıyorlar. Etkisiz hale getiremiyorlar. Orada infaz ediyorlar, öldürüyorlar. Sonra da kamuoyuna açıklama yapıyorlar. Kurumlardan birisi silah vardı diyor, öbürü bomba vardı diyor. Ama bu ciddiyetsizlik her yeri sarmış. Antep'te sosyal medyaya düştüğü için söylüyorum. Valilik açıklama yapıyor. Diyor ki bir IŞİD'liğe suikast hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü üyeleri yakalandılar. Şimdi valiliğin böyle resmi açıklama yaptığı ülkede hangi güvenlik politikasını konuşacağız ve neyi tartışacağız? Değerli arkadaşlar, Urfa toplama kampına döndü. İl örgütlerimiz, il yöneticilerimiz, parti temsilcilerimiz, gazeteciler aylarca gözaltında tutuluyorlar. Savcılığa bile çıkartılmaları için onlarca gün geçmesi gerekiyor. Manisa'da
9 aydır, 11 aydır tutuklu olan yöneticilerimiz var ve hala haklarında iddianame hazırlanmadığı için mahkemeye çıkabilmiş değiller. Kars'takiler 26 gün sonra nihayet savcılığa çıkartılıp tutuklandılar. İstanbul il yöneticilerimiz hala gözaltında tutuluyorlar. Şimdi güvenliği sağlamanın yolunu halkı teskin etmekte görüyorsanız ve HDP'lileri tutuklayarak, HDP'lileri gözaltına alarak, muhalif gazetecileri bir biçimde baskı altında tutarak, gözaltıyla, tutukluyla, tutuklamayla tehdit ederek eğer güvenliği sağlayacağınızı düşünüyorsanız Türkiye daha çok acı yaşamak zorunda kalacak. Değerli arkadaşlar, eğer HDP binalarına yapılan saldırılarla ilgili, HDP'yi hedef gösteren sözleri televizyon ekranlarında dillendiren şahıslarla ilgili açılmış ciddi bir tahkikat, bir soruşturma varsa buyurun kamuoyuyla paylaşın, biz bilelim. Ama ben bir tanesini söyleyeyim. Sizin bir dönem neredeyse en saygıdeğer abilerinizden, hocalarınızdan birisi Şevki Yılmaz, Akit TV'de MİT'e görev talimatı veriyor. Bu cümleler, bu sözler başka türlü yorumlanamaz. Diyor ki HDP'li milletvekillerini MİT infaz etmeli, suikast düzenlemeli, öldürmeli. Hani Cumhurbaşkanı başka ülkelere soruyor ya, sizin istihbaratınız ne işe yarar diye. Bence Cumhurbaşkanı'nın sorusunun cevabı Şevki Yılmaz'da. Şevki Yılmaz bir görev tanımı yapıyor. İstihbarata hedef gösteriyor ve diyor ki MİT niye milletvekillerine suikast düzenlemiyor? Değerli arkadaşlar, elbette şiddet sarmalından çıkmanın imkanı var. Elbette Türkiye bunu başarabilir. Ama bunu başarmak için önce kendi yanlışlarıyla yüzleşen bir siyaseti ve kriz yönetmeyi beceren bir yönetim alışkanlığını, ahlakını edinmek gerekiyor. Bakın, çok basit konular gibi gözüküyor ama İstanbul'da organize sanayi bölgelerinde, Kocaeli'nde organize sanayi bölgelerinde günlerce insanlar elektriksiz kalıyorlar. İşçiler evlerine gönderiliyor, fabrikaların kapısına kilit vuruluyor. Önce hükümete yakın bilgilendirme kaynaklarından televizyonlara altyazı geçiyor. Trafolara, enerji nakil hatlarına sızma olmuş olabilir diye. Yani bir saldırıyla, ister siber saldırı, ister fiziki, fiili trafolara yönelik bir saldırı olsun, bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuz algısı oluşturacak bilgiler resmi kanallardan veriliyor. Sonra bunun tam tersi açıklamalar bakıyorsunuz bizzat Enerji Bakanı'ndan geliyor. Şimdi siz bir elektrik kesintisi konusunu bile yönetemiyorsanız, bu konuda bile topluma doğruyu söyleme, gerçeği halkla paylaşma erdemini sergilemiyorsanız, dış politikada, ekonomide, güvenlikte sizin doğruları halkla paylaşarak halkın geleceğine dair kendi tercihlerini yapmasına saygı duyuyor olmanız düşünülebilir mi? Değerli arkadaşlar, Türkiye bir yönetememe, yönetilememe kriziyle karşı karşıya. Bu hayatın her alanına yansıyor. Ekonomiyle ilgili aslında rakamlarla oynayarak herkesin kendini iyi hissetmesinin yolu aranıyor. Nasıl aranıyor bu? Milli gelirle ilgili hesaplama biçimlerini değiştiriyorsunuz. Bir akşam yıllık geliriniz, kişi başına düşen milli gelir 2000 dolar artıyor. Bir anda zengin oluyorsunuz. Hesaplama biçimi değişiyor. Sonra ne yapılıyor? İşte dün, yanlış hatırlamıyorsam, ekonomiden sorumlu bakan kamuoyuyla paylaşıyor. Diyor ki bu enflasyon sepetinde gıdaya ayrılan pay biraz fazla. Yani enflasyon rakamlarını düşürmenin yolunu arıyor değerli arkadaşlar. O sepetin içerisindeki ürünler, hizmetlerle ilgili listeyi değiştirdiğinizde fiyat artışlarıyla ilgili rakamlar da, sonuçlar da değişiyor. Bu kadar basit. Şimdi bu şunu göstermiyor mu değerli arkadaşlar? Siz aslında istiklal savaşı değil, istatistik savaşı veriyorsunuz ekonomide. Rakamlarla oynayarak, rakamlarla kavga ederek, rakamlarla savaşarak toplumun müreffeh olduğunu, iyi durumda olduğunu, gün geçtikçe zenginleştiğini hissettirmeye çalışıyorsunuz. Peki reel rakamlar ne olacak? Asgari ücrete yapılan artış enflasyon düzeyinde. Ama yine hükümetin
eski ekonomiden sorumlu bakanlarından birisinin verdiği söze rağmen köprülerde yapılan artış değerli arkadaşlar %48. Dün akşam otogaza yapılan zam %25'lerin üzerinde. Şimdi bu gerçeği siz rakamlarla oynadığınızda değiştirmiş mi olacaksınız? Değerli arkadaşlar, nasıl ekonomide istatistik savaşıyla istiklal savaşı verildiği sanılıyorsa, aslında anayasa konusunda da iç politikada da istikbal savaşı veriliyor ama adı istiklal savaşı diye millete yutturulmaya çalışılıyor. Çok açık biçimde bir kişinin ne olacağı, hangi yetkilerle donatılacağı ve daha çok yetkiye sahip olursa ülkenin, bölgenin, dünyanın bütün sorunlarını çözeceği varsayımı üzerinden yeni bir anayasa servis edilmeye çalışılıyor. Bir paketle Türkiye meşgul ediliyor ve buna oy vermeyenler de neredeyse hain ilan edilerek, buna eleştiri yapan, buna itiraz edenler de neredeyse İstiklal Savaşı'nda düşman safında yer alanlar gibi muameleye tabi tutuluyor. Değerli arkadaşlar, eğer bu ülke 100 yıl önce bir İstiklal Savaşı vermişse, dönüp o savaşın hangi ruh haleti içerisinde yapıldığına, o savaşın nasıl yönetildiğine bakmanız gerekmiyor mu? Eğer gerçekten tarihi kendinize referans kabul ediyorsanız, hiç olmazsa şunu görmeniz gerekmiyor mu? Bu savaşı yöneten bir meclis vardı. Eğer savaştan çıkmanın yolu, geçiş dönemini en az zayiatla atlatmanın yolu, bütün yetkileri tek kişide toplamaktan geçseydi, birinci meclis, meclis hükümeti modeliyle ülkeyi 3 yıl savaş devam ederken yönetmeyi tercih eder miydi? Ve devamında değerli arkadaşlar, yetkileri meclisten adım adım bir partiye ve kişilere indirmenin, buraya sürüklemenin ortaya çıkarttığı tahribatı eğer bugün hala ülke yaşamak zorunda kalıyorsa, sizin dönüp bu tercihle tek adamla kurtuluş yolu arama anlayışıyla yüzleşmeniz gerekmiyor mu? Dünyada yetkileri tek elde toplayarak, tek adamda toplayarak geçiş dönemini başarıyla atlatmış, krizi aşmış, çatışmayı önlemiş, toplumsal buluşmayı gerçekleştirmiş bir tek örnek var mı? Ama tersi onlarca örnek var. Evet, sizin yönteminizin bir örneği var, Almanya. Bunu bütün dünya biliyor. Ekonomik krizden çıkmanın yolunu toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştırarak bütün yetkileri tek adamda toplayan o faşist uygulamayı bütün dünya biliyor. Bu acı deneyimin bedelini sadece o topraklarda yaşayan Almanlar değil, bütün halklar, komşu halklar, neredeyse bütün dünya ödedi. Ama tersi çok örnek var değerli arkadaşlar. Ve biz onun için diyoruz ki gerçekten bir krizle, bir kaosla, bir saldırıyla, bir savaşla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız yapmanız gereken şey anayasa konusu başta olmak üzere tam da meclis başkanının ifade ettiği gibi uzlaşmayla yepyeni bir anayasa yapma kararlılığı ve iradesi ortaya koymaktır. Böyle yangından mal kaçırır gibi bir kişinin yetkilerini artırırsak her şey güzel olur, herkes kurtulur mantığıyla değil, tam tersine yetkileri devrederek, karar alma süreçlerine bütün toplumu katarak, kimseyi düşmanlaştırmadan ve katılımcı bir yöntemi esas alarak yeni bir anayasayı gündeminize almanız gerekir. Bakın, meclis başkanına tabii acil şifalar diliyoruz ama güzel bir söz sarf etti. Dedi ki, benim gönlümden geçen uzlaşmayla, tam uzlaşmayla yepyeni bir anayasa yapmaktır. Şimdi sormamız gerekmiyor mu? Meclis başkanının gönlünden geçeni yapamamasının önündeki engel, önündeki tehdit, baskı ne olabilir? Meclis başkanı bu anayasaya göre protokolde ikinci sırada. Kendinden üstte bir kişi var. Tahmin ediyorsunuz kim olduğunu. Onun baskısı yoksa, ondan gelen bir dayatma yoksa, meclis başkanının gönlünden geçeni yapmasının önünde nasıl bir engel olabilir?
Hangi muhalefet partisi uzlaşmayla bir anayasa yapılmasına karşı çıkıyor? En azından bildiğimiz üç parti de daha önceki meclis başkanı dönemindeki komisyonda temsilci bulundurdu ve birkaç yıl çok yoğun akademisyenlerin, sivil toplumun katkısıyla bir çalışma yürüttü. Hala o günden kulaklarımızda kalan sözler var. Mesela eski meclis başkanı, o anayasa komisyonuna başkanlık yapan Sayın Çiçek diyordu ki artık bu gömlek yama tutmaz. Bu bedene bu gömlek dar geliyor. Şimdi siz kime gömlek dikiyorsunuz? Kimin bedenini gömleğe göre ayarlıyorsunuz? Herhalde toplum gittikçe yetkilerin tek kişide toplandığı bir algıya, bir anlayışa doğru evrilmiyorsa, buraya sürüklenmiyorsa, siz bu anlayışla bir paketi meclisten geçirdiğinizde neyi elde etmiş olacaksınız? Sayın Meclis Başkanı'na acil şifalar diliyoruz. Ama nasıl hepimizin canı tenimizde emanetse, hak vaki olabilirse hepimiz için, bugün oturduğumuz koltuklarda yarın olmama ihtimali nasıl hepimiz için söz konusuysa, aslında üzerimizde görevimizden kaynaklı bir emanet daha var. O da temsil emaneti. Siz eğer seçim meydanlarında insanlara demokrasi vaaz etmişseniz, çoğulculuk, değişim, reform demişseniz, böyle oy almışsanız burada da onun gereğini yapmak zorundasınız. Tabii ki gönlünden ne geçiyor bilmiyoruz. Ama şunu çok net biliyoruz. Milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili oylama mecliste yapılırken, genel kurulda AKP vekillerinin iradesi üzerinde açık bir baskı kuruldu. Ve bu oturumu da ne yazık ki Sayın Kahraman yönetti. Şimdi benzer bir ayıba en azından başkanlık yapmamasını, en azından bunun sorumluluğunu, bunun utancını öbür tarafta da hesabını veremeyeceği eğer inanıyorsa bunun utancını taşımamasını kendisine tavsiye ediyoruz. Ve milletvekillerinin özgür iradeleriyle komisyonda muhalefete yapılan baskıyı, konuşmayı engellemeyi anlıyoruz. Ama hiç olmazsa kendi milletvekillerine eğer azıcık saygıları varsa sandıklarla oy kullanılan mekanda parti komiserlerinin herkesin oyunu görme hevesine engel olması tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu bir sorumluluktur, bu bir suçtur ve bu suça ortak olan tarih önünde de Türkiye demokrasi mücadelesi tarihi önünde de hesap verecektir, suç işlemiştir. Değerli arkadaşlar, her şeye rağmen anketler umdukları gibi gözükmüyor. Kendi yüklü paralar ödeyerek yaptırdıkları anketlerde muhalefet partilerinin ya da başka bağımsız sivil toplum kuruluşlarının yaptığı anketler de gösteriyor ki toplum başkanlığa ikna olmuş değil. Ancak gerilimi tırmandırmak, ancak savaşı yükseltmek, savaşı finanse etmek için yeni vergiler salmak, yeni zamlar yapmak, yeni düşmanlar icat etmek, yeni saldırılar gerçekleştirmek ve böylece referandumda evet oyunu yükseltmenin yolunu aramaktan başka bir çare, bir ihtimal göremiyorlar. Elbette bunun bedelini halk ödemek zorunda kalacak. Biz halkın artık siyasetin kendi üzerinde kambur olmaktan çıkmasıyla yüzleşmesi çağrısını yapıyoruz. Ve diyoruz ki gelin hep birlikte bu korku imparatorluğunu yıkalım. Bu sevdayı birlikte büyütelim. Türkiye'nin yeniden elbette 1921 ruhunu da güncelleyerek, yeni evrensel değerlerle buluşturarak, insanlığın ortak kazanımlarıyla güncelleyerek hayata geçirebileceği bir anayasa pekala mümkündür. Ama bunun için önce onların yanlıştan dönmesi, toplumun da bu oyunun farkında olması gerekiyor. Bugün yaşadığımız gerilim, bugün yaşadığımız kavga, muhtemelen önümüzdeki aylarda belirlenecek yeni hedefler ve o hedeflere yönelik saldırılar sizin, bizim, bu ülkedeki insanların güvenliğiyle ilgili değildir. Bu saldırının tek amacı başkanlık düzenlemesini mümkünse meclisten sonra halk onayıyla da geçirmek içindir. Dolayısıyla bu kamplaşmayı bitirmek,
bu gerilimi sonlandırmak ve kendi geleceğimizle ilgili kararı birlikte verebileceğimiz günlere kavuşmak için yan yana gelmek zorundayız. Omuz omuza vermek ve birlikte bir mücadelenin zeminini örmek zorundayız. Gözaltına alınan gazeteciler de, görevinden atılan öğretmenler, akademisyenler de, siyasette ülkesiyle ilgili kaygıları sosyal medya imkanlarıyla paylaşıp bildiği doğruları kamuoyuyla paylaşmayı bir vatanseverlik görenleri de, herkesi HDP'ye katılmıyorlarsa bile, HDP ile birlikte olmuyorlarsa bile, en azından ülkenin daha tehlikeli bir yere sürüklenmemesi için, bir büyük kaosa sırf bir kişinin istikbal savaşı için sürüklenmemesi konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Herkesi demokrasi konusunda, özgürlük konusunda kavga vermeye ve artık ülkelerin kurtuluşunun ancak kurtarıcılardan kurtulmaktan geçtiği gerçeğiyle hareket etmeye davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.